Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin. Elhamdülillahi ala nimetil İslam. Elhamdülillahi ala nimetil iman. Elhamdülillahi ala nimetil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. Lekad ca'et rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. وَمَا تَوْف۪يقِ وَلَا اَعْتِصَام۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربي إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث. Muhterem Müslümanlar, mübarek gün ve geceler toplumumuzda büyük şevk ve iştiyakla kutlanan gecelerdir. Bu geceler bayram havası içerisinde geçmektedir. Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri mübarek Ramazan ayına ve bu mübarek Kadir gecesine kavuşturdu. Dolayısıyla bugünkü sohbetimde sizlere Kadir gecesi ve Kur'an-ı Kerim hakkında sohbet etmek istiyorum. Kadir kelimesi Arapça bir kelime olup güç yetirme, hüküm, takdir, şeref, ululuk ve tazyik gibi anlamlara gelmektedir. Kadir gecesi ise içerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir gecedir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin önemini belirten 5 ayetten meydana gelen bir müstakil sure vardır. Bu surenin ismi Kadir suresidir. Bu sure Mekke-i Mükerreme'de Abese suresinden sonra indirilmiştir. Yüce Allah bu surede Kadir gecesini bizlere şöyle anlatmaktadır. 1. ayeti kerimede Estaizu billah, bismillah, inna enzelnahu fi leyletil kadr.
Şüphesiz ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili yüce kitabımıza baktığımızda şu ayetleri görmekteyiz. Duhan suresi 1 ve 5. ayetler. Hamim vel kitabil mübin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Emran min indina inna kunna mürselin. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz o kitabı mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir buyrukla her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu biz öteden beri peygamber göndermekteyiz. Yine Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde yüce Allah şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara yol gösterici, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olarak Kur'an o ayda indirilmiştir. Dolayısıyla işte bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında mübarek bir gece olan Kadir gecesinde indirildiği ifade edilmektedir. Kadir suresinin 2. ayetinde ise yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yüce Allah bu soruyla bu gecenin önemine vurgu yapmaktadır. Sonra Kadir gecesinin faziletini 3 madde halinde yüce Allah bizlere şöyle açıklamaktadır. Birincisi, Kadir gecesinin Allah katında faziletli bir gece olmasının birinci sebebi, Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. İkincisi, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır. Değerli müminler, 1000 ay yaklaşık olarak 84 yıl etmektedir. İşte bu gece yapılan ibadet adeta içinde Kadir gecesi olmayan 84 yıl ibadet etmek kadar sevaptır. Üçüncü sebebi ise ayeti kerimede yüce Allah şöyle açıklıyor. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Bu ayette meleklerin ve ruhun Rablerinin izniyle yeryüzüne inecekleri belirtilmektedir. Ayetteki ruh kelimesi ise vahiy meleği olan Cibril'dir. Ve 5. ayeti kerimede yüce Allah selamun hiye hatta matla'il fecr buyurmaktadır. Tan yeri ağrıncaya kadar o gece selamettir. Yani o gece melekler müminlere selam verirler. Çünkü melekler gecenin başından itibaren ta tan yeri ağrıncaya dek grup grup yeryüzüne inerler. Yüce Allah Ramazan ayının hangi gecenin Ramazan ayında Kadir gecesi olduğunu kesin olarak belirtmemiştir. Değerli müminler, Allah Teala bir takım hikmetlere binaen Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı önemli şeyleri gizli tutmuştur.
Mesela cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saati gizlemiştir. 5 vakit namaz içerisinde salat-ı vustayı gizlemiştir. İlahi isimler içerisinde ismi azamın hangi isim olduğunu gizlemiştir. Bütün taatler ve ibadetler içerisinde Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak ibadetin hangi ibadet olduğunu gizlemiştir. Yine günahlar içerisinde hangi günahın Allah'ın gazabına sebep olduğunu gizlemiştir. Zaman içerisinde kıyametin vaktini gizli tutmuştur. İnsanın hayatı içerisinde ecelini, ölümünü Allah Teala gizlemiştir. Tabii bunların gizli tutulmasının çeşitli hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden biri de müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Kadir gecesinin de gizli tutulmasının sebebi hikmeti, Müslümanların Ramazan ayının her gecesini Kadir gecesiymiş gibi ibadetle geçirmeleri suretiyle daha fazla sevaba nail olmalarını sağlamaktır. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen çeşitli rivayetler vardır. Mesela Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girermiş. Ramazan'ın son 10 gününde ise daha fazla gayret içerisinde olurmuş. Son 10 günde Kadir gecesini ihya etmek için itikafa girer ve aile efradını da itikafa teşvik edermiş. Dolayısıyla değerli müminler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın buyurmuştur. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve aile efradına bunu tavsiye edermiş. Kadir gecesinin hangi gece olduğu hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çeşitli rivayetler geldiği için Kadir gecesinin hangi gece olduğu hususunda İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Bazıları 17. gece, bazıları son 10 günde tek olan gecelerde, yani 21, 23, 25, 27, 29. gecelerin Kadir gecesi olabileceği rivayet edilmiştir. İslam alimlerinin çoğunluğunun kabul ettiği bir rivayet vardır ki o rivayete göre Kadir gecesinin 27. gece olduğu hususunda bir açıklama mevcuttur. Dolayısıyla İslam'ın ilk devirlerinden beri Ramazan'ın 27. gecesi Müslümanlar tarafından Kadir gecesi olarak kutlanmaktadır. Yüce Allah milyonlarca kulunun güzel zannını elbette boşa çıkartmaz. Çünkü Allah Teala bir kutsi hadiste "Ene inde zanni abdi bi" buyurmaktadır. "Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim" buyurmuştur. Madem Müslümanlar olarak kulları 27. geceyi Kadir gecesi olarak bilip kutlamaktadır, İnşallah Yüce Allah bu geceyi Kadir gecesi olarak bizlerden kabul eder. O halde değerli müminler, işte içinde bulunduğumuz bugünkü gece Ramazan ayının 27. gecesi ve inşallah Kadir gecesidir. Peki bu geceyi nasıl ihya edelim ki Yüce Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmuş olalım? Evet, içerisinde Kur'an'ın inmeye başladığı,
insanlığı zulmetten nura, sapıklıktan hidayete, düşmanlıktan kardeşliğe götüren en büyük dünya inkılabının bu gece vuku bulduğunu düşünecek olursak, bu geceyi huzur ve huşu içerisinde Kur'an okuyarak, Kur'an dinleyerek ve dua ederek, tövbe ve istiğfar ederek geçirmemiz elbette en uygun olandır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bakın bizlere şöyle buyuruyor. İbadet için en iyi gece Kadir gecesidir. En korkunç gece de kabirde kalınan gecedir. En güzel gece de en korkunç gece için amel edenlere müjdeler olsun. Yine başka bir hadisi şerifinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim inanarak ve Allah'ın rızası için Kadir gecesinde kalkar ve namaz kılar ve ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları affedilir. O halde değerli müminler, bu geceyi Allah'ın rızasına uygun, Peygamber'in sünnetine uygun olarak geçirmeye özen göstermeliyiz. Hazreti Ayşe validemiz bu geceyi ihya hususunda sevgili Peygamberimize sorduğunda, ya Resulallah, Kadir gecesine erişirsem Allah'a nasıl dua edeyim diye sorduğunda, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı yapmasını tavsiye etmiştir. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Türkçesi, ya Rabbi, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle diyerek dua etmesini tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bizler de değerli müminler, gerek bu gecede gerekse sürekli olarak bu duayla Allah'a dua ve niyazda bulunabiliriz. Ve şöyle dua etmeliyiz. Ya Rabbi, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle diyerek Allah'a dua ve niyazla yönelmeliyiz. Zira değerli müminler, bu mübarek Ramazan ayında, özellikle bu mübarek gecelerde yapılan dualar Allah katında müstecaptır. O halde bizler de gerek kendimiz için, gerek aile efradımız için, gerekse bütün inananlar, bütün Müslümanlar için bu gecede bol bol dua etmeliyiz. Bu gecede yapmamız gereken başka bir husus değerli müminler, elbette bizler insanız. İnsan hatadan beri olamaz. Mutlaka her birimizin büyük veya küçük, az veya çok günahlarımız vardır, hatalarımız vardır. Dolayısıyla bu hataları, günahları düşünerek, pişmanlık duyarak bu gecede Allah'a tövbe ve istiğfarla geçirirsek, inşallah Allah Teala tövbelerimizi, istiğfarımızı kabul edecektir. Zira sevgili Peygamberimiz, bizim örneğimiz, rehberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ben günde 100 defa Allah'a istiğfarda bulunuyorum demektedir. O halde değerli müminler, günahlardan arınmış olan sevgili Peygamberimiz günde 100 defa tövbe ve istiğfarda bulunuyorsa, o halde günahkar olan biz Müslümanlar Allah'a ne derece tövbe ve istiğfarla yönelmemiz gerektiğini artık sizler takdir ediniz. Evet, madem ki değerli müminler, Kadir gecesi asıl değerini ve kıymetini bu gecede inmeye başlayan Kur'an'dan alıyor, o halde bizler Kur'an nedir, nasıl bir kitaptır, Kur'an niçin indirilmiştir, peki Kur'an-ı Kerim biz inananlardan, biz Müslümanlardan
neler istiyor? Bu sorulara cevap vermek istiyorum. Evet, birinci soru olarak Kur'an nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Kur'an kelimesi okumak anlamına gelen Arapça qara'e fiilinden türetilmiş bir mastardır. Dolayısıyla ismi mef'ulün mastarla isimlendirileceği kaidesine göre el mekruh yani okunmuş, çok okunan anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen muciz kelamın adıdır. Nasıl ki Hazreti Musa aleyhisselama indirilen kitaba Tevrat, Hazreti İsa aleyhisselama indirilen kitaba İncil adı verilmiştir. İşte son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan bu yüce kitaba da Kur'an özel isim olmuştur. Peki Kur'an nedir? Terim olarak, istilahi olarak tarif edecek olursak, İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'i şöyle tarif etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından vahiy meleği Cibril aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen, mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilmiş olan, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan Allah'ın muciz kelamıdır. Peki değerli müminler, kendisine Kur'an-ı Kerim vahyedilmiş olan sevgili peygamberimiz acaba Kur'an-ı Kerim'i bize nasıl tanıtıyor, nasıl anlatıyor? Tirmizi'de geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bizlere şöyle tarif etmektedir. Allah'ın kitabı olan Kur'an'da sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri, kendi aranızda olanların hükümleri vardır. O doğruyu eğriden ayırt eden kitaptır. O hiçbir zaman anlamsız konuşmaz. O Allah'ın sağlam ipidir. O zikri hakimdir. O dosdoğru yoldur. Kötü arzular asla onu hedefinden saptıramaz. Diller onu karıştırıp bozamaz. Alimler ona doyamaz. Muttaki kullar ondan usanmaz. O tekrar tekrar okunmakla eskimez. O cinlerin işitir işitmez. Biz acayip bir Kur'an işittik ki doğruya iletir. Derhal ona inandık dedikleri kitaptır. Onun ölçülerine göre konuşan doğruyu söyler. Ona göre davranan sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bizlere böyle tarif etmekte, böyle tanıtmaktadır. Peki değerli müminler, bu yüce kitap Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim'in indirilme sebebi nedir? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel tarifinden sonra Kur'an-ı Kerim'in niçin indirildiğini şöyle ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir. O hayatı anlamlandırmak için indirilmiştir. O Allah'ın gökten indirdiği sağlam ve kopmayan iptir. Kim ona yapışırsa doğru yolu bulmuş olur. Çünkü onda insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa eriştirecek ilkeler vardır. Kim onu terk eder de hidayeti başka yollarda ararsa hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayan kaybedenlerden olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi şu şekilde açıklanmaktadır. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih.
hüden lil muttaqin. Elif lam mim. O öyle bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim onda asla şüphe yoktur. Yani onun Allah kelamı olduğu konusunda asla şüphe yoktur. Peki bu yüce kitap niçin indirilmiştir? Ayetin devamında şöyle açıklanıyor. Hüden lil muttakîn, yani muttakiler için, takva sahibi müminler için hidayet rehberi olması için indirilmiştir. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre değerli müminler, o halde Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir ve insanlığı en doğru yol olan sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş olan bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir suresinde Kur'an'ın niçin indirildiğini Yüce Allah şöyle açıklamaktadır. Sad suresi 29. ayeti kerime. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Ey Muhammed, ey Resulüm, işte bu Kur'an ayetlerini inceden inceye düşünsünler, akıl sahipleri akıllarını kullansınlar ve öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır buyuruyor Yüce Allah. İşte bu zikretmiş olduğumuz ayetlerden anlaşıldığına göre Yüce Allah Kur'an'ı düşünerek okumamızı, anlamamızı ve ondan öğüt alarak hayatımızı ona göre yaşamamızı istemektedir. Evet, başka bir soru da değerli müminler. Peki Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor? Bugün günümüz Müslümanları olarak Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz nelerdir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimizin şunlar olduğunu görüyoruz. Birincisi, Kur'an bizden okunmasını istemektedir. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünülmesini istemektedir. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim anlaşılmasını istemektedir. Dördüncü olarak Kur'an-ı Kerim ihlasla açıklanmasını istemektedir. Beşinci olarak da Kur'an-ı Kerim ibret alınıp hayatta tatbik edilmesini istemektedir. Dolayısıyla işte bu Kur'an-ı Kerim'in bizden isteklerini şöyle bir Kur'an ayetleri ışığında açıklayacak olursak, birinci olarak Kur'an-ı Kerim okunmasını istemektedir. Neden? Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'den ilk inen vahiy okumayı emretmektedir. Dolayısıyla İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Bakınız, işte bu ayetlerde Yüce Allah yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, kan pıhtısı biçimindeki embriyodan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir buyurulmak suretiyle bu ayetlerde iki defa okumayı emretmektedir. Tabii ki bir inanan insan olarak önce Allah'ın bize gönderdiği bu yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumalıyız. Çok fazla okumalıyız. Nitekim değerli müminler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve okutmuştur. Özellikle Ramazan ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar inmiş olan ayetleri ve sureleri vahiy meleği Cibril aleyhisselamla birlikte mukabele şeklinde baştan sona okurlardı. Ve özellikle de son Ramazan ayında
Allah Resulü'nün vefatından önceki son Ramazan ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i baştan sona birlikte okumuşlar. Bitirdikten sonra tekrar yeniden baştan başlayıp Kur'an-ı Kerim'i yeniden baştan sona okuyup bitirmişler ve hatmetmişlerdir. Dolayısıyla işte bugün bizler de Müslümanlar olarak Ramazan boyunca her gün bir cüz okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü Ramazan ayında okuyup Kur'an-ı Kerim'i hatmediyoruz ve böylece Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Dolayısıyla elbette bu güzel ibadeti devam ettirmeliyiz. Ramazan'dan sonra da Kur'an-ı Kerim'i okumayı asla kesmemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına yön veren, insanın hayatını anlamlandıran, insanı sırat-ı müstakime ileten çok önemli evrensel ilkeler mevcuttur. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumalıyız. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilenler okumalı. Okumayı bilmeyenler de bir an önce Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmelidirler. Zira o hesap gününde, o kıyamet gününde Allah-u Teala'nın bize soracağı sorulardan biri de şu olsa gerektir. Allah-u Teala diyecek ki, ey kulum, ben sana bir kitap göndermiştim. O kitabı okudun mu? Okurken düşündün mü, anladın mı? O kitaptaki emirlerimi hayatında yerine getirdin mi? Yasaklarımdan sakındın mı diye Allah Teala bize soracak. Dolayısıyla değerli müminler, hayat sermayemiz elimizdeyken yaşımız kaç olursa olsun asla insanın yaşının ileri olması bir bahane değildir, bir mazeret değildir. Zira 60 yaşında da olsak, 70 yaşında da olsak eğer gerçekten samimi olarak, isteyerek, arzu ederek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlarsak, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdığını ifade ediyor. Bizler de kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğreniriz inşallah. Zira Kur'an-ı Kerim'de bakınız, Kamer suresinde şu ayeti kerime tam 4 defa tekrar ediliyor. Aynı üslupla, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Andolsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Hiç düşünüp ibret alan yok mu diyor Cenab-ı Allah. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından kolaylaştırılmıştır. Bugün 6-7 yaşındaki bir çocuk dahi Arapçayı bilmediği halde Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiği gibi 2 yıl gibi bir süre içerisinde 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup ezberleyebiliyor. Dolayısıyla işte bu Kur'an-ı Kerim'in muciz bir kelam olduğunu, Allah kelamı olduğunu bizlere göstermektedir. O halde bizler de Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız ve dinlemeliyiz değerli müminler. Burada bir olayı sizlere nakletmek istiyorum. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mes'ud adındaki Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan, Kur'an'ı çok iyi okuyan sahabiye, ey Abdullah, Kur'an oku, ben Kur'an okunduğu zaman dinlemeyi severim demiş. Tabi Abdullah bin Mes'ud da edep ve terbiyesi gereğince, ey Allah'ın Resulü, sana Kur'an indirildi, ben senin huzurunda nasıl Kur'an okuyabilirim dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah, oku, ben okunan Kur'an'ı dinlemeyi severim demiş. Tabi bunun üzerine Abdullah bin Mes'ud Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi olan Nisa suresinin başından okumaya başlamış. 40 ayet okumuş. 41. ayeti de okuduktan sonra Peygamber Efendimiz, ey Abdullah, şimdilik yeter, dur demiş. Abdullah bin Mes'ud diyor ki, ben Kur'an kıraatını bitirdikten sonra başımı kaldırdım. Allah Resulü'nün mübarek yüzüne baktığımda
gözlerinden yaşlar döküyordu diyor. Bu olayı niçin anlattım? Demek ki değerli müminler, bizler Kur'an-ı Kerim'i çok okumalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemeliyiz. Zira Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i çok okurdu ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi severdi ve Kur'an-ı Kerim'i okurken ve dinlerken de düşünerek, manasını anlayarak ve ibret alarak Kur'an-ı Kerim'i dinlerdi. Bakınız 41. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Nisa suresi 41. ayet. Fe keyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ biki alâ hâulâyi şehîdâ. Ey Resulüm, o hesap gününde, o kıyamet gününde her milleti bir şahitle huzurumuza getirdiğimiz zaman ve seni de onlara şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur? Bu manadaki ayeti Peygamber Efendimiz dinleyince adeta o manzarayı, o günü gözünün önünde canlandırmış ve duygulanarak gözlerinden yaşlar dökmüştür. O halde değerli müminler, bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an-ı Kerim'i çok okumalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i çok dinlemeliyiz. Zira o bizim hayat rehberimiz, o bizim için gerçekten bir hidayet rehberidir. Bizleri en güzel yola ileten, bizlere çok önemli evrensel ilkeler sunan Allah'ın kelamıdır. Bugün mesela Müslümanlara Kur'an-ı Kerim nedir ve nasıl bir kitaptır diye sorsak genelde şu cevabı alıyoruz. Kur'an ibadette sureleri, ayetleri okunan bir ibadet kitabı, bir dua kitabı denilmektedir. Evet, bu doğru değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, surelerini okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'deki o güzel peygamber ve salih kulların dualarını okumak suretiyle ibadet etmeliyiz ve Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız. Ama bu eksik. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece bir ibadet ve dua kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir. Yani Kur'an-ı Kerim ailemizde, eşimizle, çocuklarımızla, aile fertleriyle nasıl davranmamız gerektiğini açıklayan, öğreten bir rehberdir. Yine Kur'an-ı Kerim ticaretle uğraşan esnaflara ve tüccarlara ticarette nasıl davranmaları gerektiğini öğreten, çok önemli ilkeler sunan bir yüce rehberdir. Yine Kur'an-ı Kerim eğitim hayatımızda, okullarımızda öğretmenlerin çocuklarına, çocukların, öğrencilerin öğretmenlerine nasıl davranması gerektiğini öğreten bir rehberdir. Yine Kur'an-ı Kerim insan olarak diğer çevremizdeki insanlarla beşeri ilişkilerimizde nasıl davranmamız gerektiğini öğreten, çok önemli ilkeler sunan, evrensel ilkeleri olan yüce bir kitaptır. O halde değerli müminler, Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın her yönüne ışık saçan bir rehberdir. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini çok iyi anlamalıyız ve onun bize sunmuş olduğu evrensel ilkeleri hayatımızda tatbik etmeliyiz. Şayet böyle yaparsak Kur'an-ı Kerim bizleri sırat-ı müstakime eriştirir ve bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemize yardımcı olur inşallah. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim bizlerden ne istiyor sorusuna cevap veriyoruz ve birinci olarak Kur'an-ı Kerim okunmasını istiyor dedik ve ayetlerle açıkladık. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünülmesini istiyor. Evet, kişinin gerçek mutluluğa ulaşması, içerisinde insanlık için bütün saadet ilkeleri içeren Kur'an'ın hikmet dolu prensiplerini hayatında uygulaması ve onun gösterdiği yola yönelmesiyle ancak gerçekleşebilir. Pek açıktır ki bu da ancak Kur'an-ı Kerim'in okunurken
tedebbür edilmesi, düşünülmesiyle mümkündür. Zira Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetin sonunda efela taqilun, efela yaqilun, efela yetedebberun şeklinde, efela yetezekkerun şeklinde ayetlerin hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı şeklinde ayetlerin bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okurken aklımızı kullanmamızı ve düşünmemizi bizden istemektedir. Bu hususta bakınız, iki tane ayeti sizlere örnek vermek istiyorum. Birinci ayeti kerime Nur suresi 61. ayet. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum taqilun. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Yine yüce Allah efelem yedberul kavle emcaehum malem yeti abaehumul evvelin. Onlar hala Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa onlara ilk atalarına gelmeyen bir şey, bir peygamber, bir kitap mı geldi diyerek Kur'an-ı Kerim'i düşünmeyi ne yapmaktadır, istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ki bakınız, o ayette Muhammed suresi 24. ayeti kerime, bakınız o ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin ekfaluha. Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri kilitli midir diyerek Kur'an-ı Kerim'i düşünmeden okuyan insanları Allah Teala bu ayetle ayıplıyor ve yeriyor. Kur'an-ı Kerim'in bizden üçüncü isteği dedik, Kur'an anlaşılmasını istemektedir. Evet, zira bakınız, Kur'an-ı Kerim'in hikmet dolu prensiplerinin hayatımızda uygulayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılması gerekiyor. Zira Yusuf suresi 2. ayeti kerimeyi bakınız, yüce Allah şöyle buyuruyor: İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun. Biz onu, Kur'an-ı Kerim'i anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyuruyor. Yine yüce Allah Zuhruf suresi 3. ayeti kerimede de şöyle buyuruyor: İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık buyuruyor. O halde değerli müminler, biz Kur'an-ı Kerim'in bize sunmuş olduğu o güzel ilkeleri anlamadan hayatımızda uygulamamız elbette mümkün değil. Onun için de Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak çok çok önemlidir. Tabii Kur'an-ı Kerim orijinal dili Arapça. Dolayısıyla bizim ana dilimiz Arapça olmadığı için bizler de Kur'an-ı Kerim'in kendi dilimizde yazılmış olan meallerini, tefsirlerini okuyarak Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve Allah'ın bizlerden ne istediğini, neyi emrettiğini anlayarak o emirleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizleri neden yasakladığını anlamak suretiyle o yasaklardan uzak durmaya gayret etmeliyiz. Yine Kur'an-ı Kerim bizlerden istediği başka bir husus da Kur'an-ı Kerim ihlasla açıklanmasını istemektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in öğretilerinin, ilkelerinin hayatta tatbik edilmesi için elbette ayetlerin açıklanması gerekmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i ilk olarak tefsir eden, açıklayan, kendisine vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim indirilmiş olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i kirama açıklamıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini açıkladığını biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da gerek sahabe-i kiram tarafından, gerekse tabiun alimleri tarafından günümüze kadar Kur'an-ı Kerim İslam alimleri tarafından açıklanmakta,
tefsirleri yapılmaktadır. Günümüzde de hala Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri yazılmakta ve yapılmaktadır. Dolayısıyla bizler de o yazılan tefsirleri okuyup Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerini anlayıp o emirleri hayatımızda uygulamak, yasaklarından da sakınmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği 5. husus değerli müminler, Kur'an-ı Kerim ibret alıp onun ilkelerini hayatımızda tatbik etmemizi, uygulamamızı istemektedir. Nitekim bakınız Sad suresinin 29. ayeti kerimesi bunu ifade etmektedir. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyedebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Bu Kur'an-ı Kerim öyle mübarek bir kitaptır ki onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahibi insanlar öğüt alsınlar, ibret alsınlar ve onun ilkelerini hayatlarında uygulasınlar. Dolayısıyla değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ve mutlaka bol bol okumalıyız, düşünmeliyiz, anlamalıyız, ibret alıp onun bize sunmuş olduğu ilkeleri hayatımızda tatbik etmeliyiz. Dolayısıyla özet olarak şunu ifade etmek istiyorum. Müslüman şahsiyet, mübarek ve bereketli Ramazan ayını hayat kitabımız olan, nurumuz ve rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerektiğini anlar ve her geceyi Kadir Gecesi gibi değerlendirmeye ve Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmış olan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumaya gayret etmelidir. Evet, Müslüman demek doğumdan ölümüne kadar her şeyi yaratan, yaşatan, rızık veren, kaderi mutlak olan Yüce Allah'a teslim olmuş ve tevhid bilinciyle donanmış olan ve istikamet üzere yaşayan, Rabbine kulluk şuurunu hayatının her anında bilinçli olarak uygulayan insan demektir. Evet, zira bizim önderimiz ve rehberimiz ihsan şuurunda hayatını sürdürmüş ve bizlere en güzel örnek olmuştur. Ve nitekim Allah Teala da onu bizlere en güzel örnek olarak gönderdiğini şöyle açıklamaktadır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Andolsun ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden siz Müslümanlar için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Onu örnek edinin, onu rehber edinin buyuruyor Yüce Rabbimiz. O halde değerli müminler, bizler hayatımızın her safhasında, her döneminde şayet kendimize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak, onun ahlakıyla ahlaklanırsak, inşallah Allah'ın rızasına kavuşan ve peygamberin şefaatine nail olan ve cennetlik olan salih müminlerden oluruz inşallah. Zira bakınız bir hadisi şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar, sizin içinizden kıyamet gününde, hesap gününde bana en yakın olanlarınız, bana en çok ahlaken benzeyenleriniz olacaktır buyuruyor. Tekrar ediyorum. Ey Müslümanlar, sizin içinizden kıyamet gününde, hesap gününde bana en yakın olanlarınız, bana en çok ahlaken benzeyenleriniz olacaktır buyuruyor. O halde değerli müminler, Peygamber Efendimizin ahlakını, Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenmeliyiz ve mümkün mertebe onun ahlaki erdemlerini kendimizde bulundurmaya gayret etmeliyiz. Zira kurtuluşumuzun yegane yolu budur değerli müminler. Şayet onu doğru anlarsak, onun ahlakıyla ahlaklanırsak, onun sünnetini öğrenip de hayatımızı onun sünneti üzere yaşayabilirsek, inşallah onunla birlikte haşrolup
onunla birlikte onun sancağı altında toplanarak cennete girme imkanımız olacaktır. Yüce Rabbimiz bizleri, sizleri Yüce Allah'a hakkıyla kul olmamızı nasip ve müyesser eylesin. Allah Teala bizleri sevgili peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı ümmet eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubi ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.